5 Şubat 1997. Fransız Mason locasından Türkiye'de hükümeti yıkın talimatının verilmesi. Refah Yol Hükümeti'nin ilk 3 ayı Refah Partisi aleyhtarı gazete ve televizyonların ağır bombardımanı altında geçti. Başbakan Erbakan başına gelebilecekleri öngörmeden 5 İslam ülkesini kapsayan bir geziye çıktı o günlerde. Erbakan'ın sıcak yaz günlerindeki gezisi siyasi ortamı iyice ısıtmış, ilişkilerdeki gerginlik had safhaya varmıştı. Düğmeye basılmış, müsabaka başlamıştı. Hans Kramer'ın deyimiyle bu bir siyasi egemenlik savaşıydı. Gazeteci Arslan'a göre 28 Şubat için düğmeye eski general ve bürokratların oluşturduğu Encümeni Daniş isimli topluluk basmıştı. Encümeni Daniş tekrar devreye girmiş, devletin çeşitli makamlarına irticanın önünün kesilmesi için mektup göndermişti. Türkiye'deki Refah Yol iktidarını devirmek için harekete geçen odaklardan biri de Fransa'daki Mason Büyük Locası'ydı. Fransız Yüce Konseyi'nden Türkiye'deki Mason Locası'na hükümetin yıkılması için 5 Şubat tarihinde açık bir talimat gelmişti. Nitekim işler hiç de iki liderin beklediği gibi gitmedi. 4 yıl süreceği planlanan Refah Yol hükümeti sadece 1 yıl dayanabildi. Fransız Mason Locası'nın talimatının ardından ufukta artık bir darbe görünüyordu. Dönemin bakanlarından Nahit Menteş'e generallerin halini şöyle anlatır. Kocatepe'de cenazede baktım kuvvet komutanları, generaller var. Emekli generaller var. Konuşuyorlar. Refah Yol'dan hiç memnun değiller. Erbakan'dan hiç memnun değiller. Tansu Çiller'den de memnun değiller. Tepkili hepsi de. Neden? Erbakan'ı başbakan yaptı diye.